Önce küçük bir şeyle başlayacağım. Hilafet, yani ya da işte hilafetin bir küçük teorik ve kavramsal açıklamasıyla. Halife vekil demek. Kimin vekili? Tabii ki ana akım yaklaşımlarda, ana akım teoride Hazreti Peygamber'in vekili. Ama tarihte sadece bununla kalmadığını biliyoruz. Birçok halife veya halife iddiasındaki insan kendine Allah'ın vekili sıfatını da uygun gördü ve kullandı bolca. Bir de en son, yani hilafetin son zamanlarında, modern dönemde, bugün üzerine daha çok konuşacağımız dönemde ise milletin vekili ya da ümmetin vekili anlamına da geldi. Ama orijinal olarak Hazreti Peygamber'in vekili. Kur'an'da 5 defa geçiyor hilafet kelimesi ama teknik anlamıyla geçmiyor. Yani bugünkü bildiğimiz siyasi, dini lider, Hazreti Peygamber'in lideri olmak hasebiyle lider anlamında geçmiyor. İnsan işte halifedir vesaire bildiğimiz tarzda geçiyor. Fakat bu hilafetin Hazreti Peygamber'in vekaleti olduğu ve dolayısıyla halifeye itaatin farz olduğu anlayışı çok çok yaygın, çok baskın, dominant bir anlayış. Bunun da sebebi, temel sebebi çok açık bir ayet olması. Bu Nisa 59. ayet, hepimizin yine muhtemelen bildiği. Okuyayım onu kısaca. Ayetin ilk kısmı daha doğrusu. Ya eyyühellezine amenü etiyullâhe ve etiyur rasul ve ülül emri minküm. Çok net. Yani Allah'a itaat edeceksiniz, peygambere itaat edin ve sizden olan ülül emre itaat edin. Dolayısıyla ülül emre itaat farz. Peki ülül emr ne? İşte burada bir sürü tartışma yaşanmış ulema arasında. Kabaca her zaman olduğu gibi, her konuda olduğu gibi 3 tane görüş var. Ülül emr sultanlardır, halifelerdir ve onların görevlendirdiği bürokratlardır diyen görüş. Ulemadır diyen görüş. Bir de her ikisidir de diyen görüş. Bunlar değişik yaklaşımlara göre ya da değişik varsayımlara göre zaman zaman biri öne çıkıyor, zaman zaman diğeri. Minküm ifadesi de tabii burada kritik. Yani bu da tabii Müslüman olmayan ve işte halifeliğin şartları var. Birazdan onlara da kısaca şey yapacağım. Onlara uymayan insanların da bu kategoriye girmediğini gösteriyor. Birazcık şeye çıkayım. Yan bir parantez gibi. Şiiler nasıl bakıyor bu olaya? Biliyorsunuz Şiilikte hilafet diye bir şey yoktur. Onlar kabul etmezler ama onlarda ne var? İmamet var, değil mi? İmamet Sünni teoriden farklı olarak ırsi olarak geçer. Yani Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın soyundan gelenler ancak imam olabilir, malum. Ve yine çok önemli bir fark, imam yanılmazdır, la yuhtidir. Hata yapmaz, dolayısıyla tamamen sorumsuzdur. Ve söylediği her şey neredeyse vahiy mesabesindedir. Dolayısıyla tartışılamaz. Bu ikisi, ırsilik ve layuhtilik, iki temel fark Sünnilikle Şiilik arasında. Bir de 12. imam, biliyorsunuz 12 imam şeyi kabul edilir. 12. imam da kayıptır, Mehdi'dir. Bugün hala beklenmektedir. Bununla ilgili çok ilginç bir anekdot var, onu kısaca aktarayım. Hümeyni İran devrimini yapıp velayeti fakih teorisini ortaya attığı zaman veya işte teoriyi ortaya attıktan sonra devrim olduğu zaman Hümeyni'nin seviyesindeki şeyler, mollalar onu eleştirdiler. O zaman eleştirilebiliyordu ilk zamanlarında Hümeyni. Dediler ki sen Şiilikte olmayan bir şeyi getirdin bize, Sünni hilafet teorisini getirip bize yamadın. Ki gerçekten doğru bir eleştiriydi bu. Yani normalde çünkü Şii kelamına göre bildiğim kadarıyla 12. imam kayıp olduğu için o gelene kadar asla siyasi lider seçilemez. Siyasi faaliyet de yapılamaz. Devlet kurulamaz mesela. Çok zulüm altında yaşasa bile insanlar sabretmek zorundadırlar. Yani eyvah. Kapat diyeceğim inşallah bilgisayar kapanmaz. Yani zulüm görseniz bile Mehdi zuhur edene kadar sabretmeniz gerekir. Dolayısıyla bir devlet kurma, devrim yapma filan bunlar asla Şiilikte olmayan şeyler.
böyle ilginç bir sentez yapmış oldu yani. Hem teorik hem pratik olarak Hümeyni. Her neyse Sünni teoriye geri dönelim. Sünni teoride hilafet meselesi genel olarak yani sadece müstakil tek başına değil de genel olarak bir devlet yönetimi, siyaset ya da sultanlık vesaire gibi konularla beraber tartışılıyor. Bu tartışılan literatüre Ahkam-ı Sultaniye literatürü deniyor. Tanıdık isimler var bu burada öne çıkan. Maverdi mesela bu ilklerdendir biliyorsunuz. Sonra Amidi, Taftazani gibi, İbn-i Kayyim el-Cevziye gibi, Cürcani gibi, Bakillani gibi ve nihayet İbn Haldun gibi isimler bu konuda söz söylemişler. Bunlar tabii ki her konuda anlaşamıyorlar. Yani özellikle halifeliğin şartları konusu çok önemsenmiş ve bu konuda tartışmalar yaşanmış. Ama genel olarak halife kim olabilir meselesinde birkaç şart öne sürülmüş. Bir defa en çok üzerinde uzlaşılan adil olmalı halife. Bilgili olmalı. Hatta bazılarına göre müçtehit olmalı. Yani işte orada bir ihtilaf var. Müçtehit olsun mu yoksa temel dini bilgilere sahip olmak yeterli mi gibi. Erkek olmalı maalesef. Müttaki olmalı. Yani dini hassasiyeti yüksek olmalı. Ve daha sonra ki bir isimlendirmeyle şevket sahibi olmalı. Şevket demek kelime anlamı olarak güç. Yani dini ve Müslümanları koruma gücüne sahip olmalı. Yani siyasi ve askeri gücü olmalı demek. Bu da önemli şartlardan biri. Bir de tabii en çok tartışılan meselelerden bir tanesi şartlardan Kureyşilik şartı. Yani Kureyşli olmalı mı olmamalı mı? Yani Hazreti Peygamber'in akrabası olmalı mı olmamalı mı tartışması yaşanmış. Bu ilk şeyde biliyorsunuz, ilk halife seçilirken, Hazreti Ebu Bekir halife seçilirken küçük bir tartışma yaşanıyor ve Medineliler, Ensar bizden olsun diyorlar. Yani biz daha kalabalığız filan, burası Medine. Fakat Mekkeliler, muhacirler diyorlar ki hayır, Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. El-Eimme min Kureyş. Ki sahih bir hadistir bu. Yani imamlar Kureyş'tendir hadisi. Bunu söylüyorlar ve bu şekilde Hazreti Ebu Bekir seçiliyor. Şimdi bu şart olarak hadis de reddedilemediği için, sahih olduğu için şart olarak konuyor. Fakat bu hadisin nasıl yorumlanacağı konusunda tabii değişik görüşler var. Demin saydığım isimlerden bazıları özellikle işte Bakillani, Cürcani ve Amidi de galiba ona dahildi. Diyorlar ki oradaki Kureyşlilik sadece 4 halife dönemi için geçerlidir. Sonrasında o şart ortadan kalktı. Çünkü Hazreti Peygamber'in o anki, yani o dönemdeki Kureyş'in durumuna göre söylediği bir hadiste o filan. İbn Haldun'un yorumu daha ilginç. Daha tabii kendine has. O da asabiye kavramı etrafında yorumluyor bunu. Yani diyor ki Hazreti Peygamber Kureyşliliği zikretti ama onun sebebi kendi etnik arka planı oradan olduğu için değil de Kureyş kabilesinin ya da kabilelerinin, Kureyş tek bir kabile değil malum, o zaman bütün diğer kabileleri birleştirebilecek güce sahip olan tek grup olmasından dolayı, yani asabiyesi en güçlü olan grup olmasından dolayı Hazreti Peygamber onu zikretmiştir. Dolayısıyla tarihte herhangi bir anda en güçlü olan, siyaseten ve askeri olarak en güçlü olan kimse o halife olmaya daha layıktır gibi bir yorum yapıyor İbn Haldun mukaddimede. Ki bunu takdir edersiniz ki bizim Osmanlılar bol bol kullanacak daha sonra. Çok seviyorlar. Her neyse. Bir de bu kılıç hakkı caiz mi tartışması yaşanıyor sonra. Bunlar hep kısa kısa değinip geçiyorum. Çünkü Emeviler, biliyorsunuz Emevi iktidarı zorla ele geçirilen bir iktidar. İşte Hazreti Ali ile savaş var, sonra Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi var filan. Şimdi Muaviye'nin ve sonra Yezid, hele yani onun oğlu olan Yezid'in iktidarı da çok daha zorlu filan. Bunu nasıl anlayacağız, yani nasıl şey yapacağız meselesi gündeme geliyor doğal olarak ve sonraki sultanlar da, yani sultan halifeler de meşruiyet sorunu yaşıyorlar. Çünkü bir başka hadis de var. O da yine gitti bilgisayar. Gelir herhalde. O da şöyle. Hilafet, daha doğrusu imamet ifadesi geçiyor hadiste. İmamet 30 yıldır, sonrası ısırıcı sultanlardır diyor Hazreti Peygamber. Böyle ilginç bir benzetmesi var.
Hakikaten de bakıyorsunuz 4 halife devri tam 30 yıl sürüyor. 31. yılda Muaviye'nin iktidarı başlıyor. Peki bu caiz mi değil mi? Burada tabii ulema her zaman olduğu gibi bunları da tartışmış. Ve çoğunluk diyor ki bu caizdir. Çünkü yani kılıç hakkı diye bir şey vardır. Zorla da iktidarı ele geçirse bir halife, eğer adilse ondan sonra, iktidarında adil hale geldiyse, o zaman onun iktidarı meşrudur diyorlar. İbn Haldun yine ilginç bir yorum yapıyor orada. Diyor ki dört halife sonrasında aslında hilafet mecazi olarak devam etmiştir. Gerçek hilafet değildir o. Mecazen hilafettir. Ama bu gayrimeşru olduğu anlamına gelmez. Meşrudur yine. Hilafet ya da halifelikleri diyor. Böyle bir şey var. Böyle bir küçük bir arka plan var. Sonra biliyorsunuz tarihsel olarak baktığımız zaman demin de söyledim. 4 halife dönemi 661'de bitiyor Hazreti Ali'nin şehadetiyle. Ondan sonra Emeviler dönemi başlıyor. Emevileri genel olarak Sünni uleması da dahil olmak üzere ulema pek meşru görmüyor o zaman. Biliyorsunuz yani birçok ulemayı hapse atıyorlar, sürgüne gönderiyorlar vesaire. Dolayısıyla pek yani işin teorisini yapanlarla, hukukunu üretenlerle şeyin arası pek iyi değil. Bunu beceremeyeceğiz herhalde. Özgür. Abbasi hilafeti Emevilerin aksine oldukça meşru kabul ediliyor. Çünkü bir Hazreti Peygamber'in akrabaları Abbasiler, değil mi? Amcaoğulları o kabileden geliyorlar ve ikincisi de zalim yönetim olan Emevilere karşı ayaklanıp onları alaşağı ettikleri için hem ulema arasında yani o zaman elitleri arasında hem de halk arasında genel olarak popüler ve meşru kabul ediliyorlar. Biliyorsunuz 200 yıl kadar sürüyor Abbasi hilafeti. O dönemde aslında birazdan şeyi yapabilirsek göstereceğim İslam devletinin ya da hilafet devletinin sınırlarını da tarih boyunca nasıl genişlemiş, değişmiş onu da göstereceğim. Abbasi devleti zamanında bir hayli genişliyor sınırlar ve her ne kadar kendi doğrudan idaresi altında olmasa da Endülüs'ten ta Çin'e hatta Japonya'ya kadar tek bir kültür havzası oluşuyor. Bu Marshall hattısının iddiasıdır ve genelde kabul de görür. Kültürel ve ekonomik havza daha doğrusu. Yani Endülüs'ten çıkan bir tüccar fazla engelle karşılaşmadan ta Japonya içine kadar gidebilirdi. En azından teorik olarak. Ki nitekim bu İbn Battuta'nın seyahatleri falan da bunu doğruluyor. Böyle bir geniş alanda bir birlik, İslam birliği tırnak içinde kurulmuş oluyor. Abbas hilafetinin en güçlü olduğu zamanlarda özellikle ve en meşru kabul edildiği dönemler. Fakat Abbas hilafeti de biliyorsunuz çok uzun sürmeyecek. 200 yıl kadar sonra Büveyhoğulları, önce Şii bir grup, Büveyhoğulları Bağdat'ı işgal ediyor. Fakat Abbas hilafetini sonlandırmıyorlar Moğolların aksine. Halife, güçsüz bir halifeyi orada meşruiyeti olduğu için tahta tutmaya devam ediyorlar. Daha sonra Tuğrul Bey geliyor biliyorsunuz Selçuklular ve Tuğrul Bey'in de daha doğrusu bir şey de olacak tabii. Neyse çok uzatmayayım buraları ama Tuğrul Bey'in yardımıyla Abbas hilafeti tekrar güçleniyor. Fakat halife diyor ki Tuğrul Bey'e Selçuklu Sultanına bir tane taht yaptırıyor yanına koyuyor. Ben diyor devlet işlerini sana bıraktım. Sen benim sağ kolum ol filan diye öyle anlaşıyorlar aralarında. İbn Haldun da mukaddimede bunu hep örnek verir. Yani bir devletin ömrü 3 nesilden sonraya da uzayabilir. 120 yıldan daha fazla uzayabilirin örneği olarak. Her neyse ondan sonra Moğol istilası yaşanıyor. Abbasi hanedanı neredeyse tamamen kılıçtan geçiriliyor. Kaçanlar kaçabiliyor. Bir kısmı işte Mısır'a kaçıyor ve Mısır'da Memlüklüler zamanında yine bir halife seçilerek Abbasi hilafeti biraz daha devam ediyor. Ta ki 1517 Rıdaniye Savaşı'na kadar. Yani Yavuz Sultan Selim'e kadar. Bu arada tabii başka İslam devletleri de kuruluyor. Bunlar kendilerine bazıları halife diyor. Mesela Endülüs Emevileri. Aynı zamanda Fatımiler. Bir ara Mısır'da biliyorsunuz onlar da hüküm sürüyor. Yine Kuzeybatı Afrika'da, Maghrib'de küçük küçük hanedanlıklar var. Devletçikler, murabıtlar, muvahhidler gibi.
Dolayısıyla Abbasilerin aslında 200 yıl sonraki döneminde de bir sürü devletçik var ama genel olarak siyasi birlik olmasa da Abbasi hilafeti meşruiyetini büyük ölçüde sürdürüyor. Tamam, çok sağ ol Murat. Ben şurada kaldım. Burada tarihleri de veriyorum, görüyorsunuz burada. Devam etme tarihlerini. Bir saniye. Bu da siyasi harita. Altta, sol altta şey var, lejant var. İlk pembe olan Arabistan Yarımadası Hazreti Peygamber dönemindeki sınırlar. Sonra 4 halife dönemi mor. Bayağı bir genişlemiş aslında, görüyorsunuz. Ta yukarıda Kafkasların üstüne, ondan sonra Harezm bölgesine, neredeyse Buhara'ya kadar gidiyor. Özellikle Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanlarında. Daha koyu sarı olanlar ise Emevilerin zamanındaki genişleme. Abbasi zamanında zaten pek fazla olmuyor. Anadolu'da biraz, biraz da Hazar Denizi'nin orada genişleme oluyor. Çünkü Anadolu'da Bizans var, yani güçlü bir imparatorluk var. Çok fazla ilerlemek mümkün değil. Dolayısıyla bu dönemde bir hayli aslında büyük bir havzada yine nispeten bir birlik kurulmuş oluyor. Osmanlılara zıplayalım. Önce yine bir teorik bir şey, ondan sonra tarihsel bir anlatı yapayım, modern döneme kadar getireyim. Osmanlılar'da bu klasik dönemindeki anlayış böyle. Yani bunu çok fazla böyle bu şekilde ifade eden yok ama benim çıkarsadığım anlayış bu Osmanlı devlet adamlarında ve ulemadaki. Bir defa zaten Yavuz'dan sonra, hatta ilk hilafet iddiası ta 2. Murat'la başlar Osmanlı'da. Yavuz Sultan'ın elinden daha önce yani. Fakat Yavuz özellikle Kanuni ile beraber çok güçlü bir hilafet iddiası var. Bunu birazdan açacağım. Genel olarak devlet sistemi böyle hayal ediliyor. Halife Sultan iki sıfatı birden taşır. Padişah halife olarak vekili Şeyhülislam'dır. Sultan olarak vekili ise Sadrazam'dır. Dolayısıyla Sadrazam'la Şeyhülislam aslında aynı seviyede. Her zaman böyle değil bakın. Tarihsel olarak hep böyle değil. Bazen Şeyhülislam zayıflıyor, bazen güçleniyor. 19. yüzyılda giderek zayıflayacak. 20'de de zaten ilga edilecek. 1924'te. Burada ilginç bir nokta. Şeyhülislam'ın Sadrazam'la aynı seviyede kabul edildiği için daha sonraki mesela modern devlete dönüştüğü zaman Osmanlı Devleti, kabine sistemi mesela geldiği zaman kabine üyesi olmaması. Yani hiçbir zaman bakan olmuyor ta ki 1909'a kadar. Neden bakan olmuyor? Çünkü bakanların üzerinde kabul ediliyor. Yani bakanlar kurulunun üstünde bir mevkii var. Neden? Çünkü halifenin vekili. Ve zaten temel fonksiyonda biliyorsunuz ulemanın başıdır Şeyhülislam. Meşiat dairesi kurulmuştur sonra bunu resmileştirmek için, kurumsallaştırmak için. Dolayısıyla Şeyhülislam'la Sadrazam teorik olarak en azından eşit seviyede kabul ediliyor. Bir taraftan hükümet veya işte vüzera var, öbür tarafta da ulema var. Devletin iki temel elit grubu olarak askerlerin yanı sıra. Osmanlı sisteminde genelde bu tahayyül ediliyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman demin 1517'de bırakmıştım. 1517'de ne oluyor aslında hilafet teorisi açısından bakıldığı zaman? Osmanlılar ya da Yavuz hilafetin dini ve dünyevi fonksiyonlarını tekrar tek bir kişide birleştirmiş oluyor. Çünkü söylediğim gibi Abbasilerin zayıflamasıyla beraber aslında hilafetin gücü ikiye bölünmüştü sultan ve halife arasında. Ve Yavuz'la beraber bu tekrar birleşiyor. Bu arada demin de dediğim gibi Abbasiler döneminde bile kendine halife diyen bir sürü Müslüman lider var. Buna Osmanlıların 2. Murat sonrası da dahil. Kuzey Afrika'da var, Orta Asya'da var. Birçok mesela Moğol sonrası kalan Türk, Müslüman Türk imparatorları da kendine halife diyor filan. Fakat genel olarak tarihçilerin bazılarının anlattığına göre Abbasi hilafetinin daha gerçek halife, hilafet olduğuna dair de bir anlayış da var. Nerede anlıyoruz bunu? Mesela o küçük küçük devletçiklerin başı olan halifeler meşruiyet kazanmak için halifeye mektup yazıyorlar. Ben sana biat ettim, bana bir ferman gönderir misin diyorlar.
Yani benim buradaki meşru otorite olduğuma dair bir ferman gönderir misin diyorlar. Başkasına göndermiyorlar, Abbas halifesine gönderiyorlar. Dolayısıyla onun genel olarak bir yani dı halife bir anlamda kabul edildiğine dair bir görüş var. Osmanlılar da buna oynuyor sonra zaten. Bunu yani bu rolü kendilerinin oynadığını göstermeye çalışıyorlar. Yavuz'dan önce bile bu güçlü bir hilafet iddiası ortaya çıkıyor Fatih'le beraber. Özellikle İstanbul'u fethettiği için tabii hadis vesaire de var malum, zayıf da olsa. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman birçok Müslüman lidere mektup yazıyor ve orada kendi sıfatına halife diyor mektuplarında. Ve kaynaklarda da yani Osmanlı kaynaklarında da Fatih'ten bahsederken halife diye bahsediliyor. İlginç. Esas tabii Yavuz bu işin esas sorumlusu. O yüzden onu büyük harflerle yazdım malum. Neden Yavuz diyoruz? Çünkü bir kere Mısır'ı fethettiği zaman adına hutbe okutuluyor. Bu hilafet Emevilerden beri halifelerin hep yaptığı bir şeydir. Yani yeni bir halife iktidara geldiği zaman ve iktidarı boyunca cumalarda bugün mesela o yapılmaz cuma hutbelerinde işte dört halifenin ismi zikredilir ya Allahümme verdanil erbaatil hulefa diye. Onun en sonunda o günkü halife de zikredilirdi. Bunu Yavuz yaptırıyor ilk defa Osmanlılar adına. Ve kutsal emanetleri getirtiyor İstanbul'a. İşte şey de bastırıyor falan. Dolayısıyla bir hani halife olmanın biçimsel şeylerini Yavuz sağlamış oluyor. Bir de çok önemli bir şey var. Son halife, Abbas halifesi Mütevekkil Alallah ya da 12. Muhammed lakabı. Rivayete göre, Osmanlıların aktardığı rivayete göre İstanbul'da hilafeti resmen Yavuz'a devrediyor. Yani bir hilafetin gönüllü olarak transferi söz konusu. Dolayısıyla en büyük meşruiyet kaynaklarından bir tanesi de bu. Fakat modern tarihçilerin çoğu bunu kabul etmiyorlar. Yani burada da bir Osmanlı tarihçiler arasında bir tartışma var. Özellikle Halil İnalcık bu tartışmayı çok şey yaptı, popülerize etti diyeyim. Çünkü o dönemin kaynaklarında, daha doğrusu şöyle Osmanlıların anlatısına göre, bir rivayete göre Ayasofya'da, öbür rivayete göre Eyüp Camii'nde bir tören düzenleniyor, bir merasim. Ve Abbas halifesi törenle Yavuz Sultan Selim'e ben diyor seni halife, kendi yerime halife tayin ettim diyerek işte hırkasını giydiriyor. Hazreti Peygamber'in hırkasını giydiriyor falan. Bu şekilde hilafet geçiyor deniyor bu anlatıda. Fakat garip bir şey var. O dönemin kaynakları yani Yavuz dönemi kaynaklarında, kroniklerinde falan bu olaydan hiç bahsedilmiyor. Buna dayanarak modern tarihçiler, özellikle önce oryantalistler, hilafet tarihi üzerine çalışan oryantalistler var. Mesela Vasili Bartolt, çok önemli bir adamdır, Rus tarihçi. Ya da Nallino, İtalyan tarihçi. Ya da Arnold Toynbee, ya da William Thomas, İngiliz o da. Gibi isimler bu olayı reddediyorlar. Yani bu Osmanlıların uydurduğu bir şeydir diyorlar. Sonra Halil İnalcık da bunlardan alarak bunu ana akım, bizim modern tarihçilerde görüş haline getiriyor. Kim peki uyduruyor bunu? İlginç bir isim uyduruyor. Dohson diye bir adam var. Bir Osmanlı tebaası ama sonra İsveç vatandaşlığına geçmiş. Böyle Ermeni kökenli falan bir adam. Biraz diplomat, biraz ajan tarafı da var. Biraz ama bayağı da kaliteli bir tarihçi bir yandan da. 1791'di zannediyorum. O Fransızca Osmanlı tarihi kitabı yazıyor. Histoire de l'Empire Ottoman diye galiba. Orada ilk defa orada bu olay anlatılıyor. O zaman Osmanlı'ya çalışan bir görevli bu adam, Dohson. Ve Osmanlıların meşruiyetini arttırmak için, hilafet meşruiyetini arttırmak için bu hikayeyi uyduruyor. Büyük ihtimalle uyduruyor yani gerçekten de. Buna dayanarak işte birçok tarihçi, dediğim gibi Türkiye'de de yani Osmanlılar hilafeti devralmadı. Dolayısıyla da Osmanlıların hilafet iddiası söz konusu değildi diyorlar. Yani burada bir mantıksal sıçrama yapıyorlar. Ta ki Abdülhamid'e kadar. Yani Abdülhamid zamanında bu hilafet iddiası ortaya çıktı da biraz öncesinde de var tek tük emareler. Birazdan geleceğim. Ama Osmanlılar zayıfladıkları zaman ancak hilafete sarıldılar. Argümanı çıkıyor bu olaydan. Halbuki ben bunu şeyde de tartıştım. Zaten sadece ben değil başka söyleyenler de var. Bu tarihçilerin hepsi yanılıyor. Çünkü bu olayın olmaması, yani törenin olmaması hilafetin devrilmediği anlamına gelmiyor zaten.
Yani onlar biraz bu şeyle de ilgili. Yani anladığım kadarıyla hilafet teorisine aşina olmamakla da ilgili. Çünkü İslam tarihinde hiçbir zaman böyle bir tören diye bir şey olmamış zaten. Yani hilafet törenle aktarılmaz. Artı fıkhen de bu gerekli değildir. Yani hilafet teorisinde ya da fıkıhta, ki fıkıh ya da kelam baplarında işlenir bu şeyler. Böyle bir tören mören hiçbir zaman ifade edilmez bile. Çünkü dolayısıyla törenin olmaması hilafeti almadığı ya da hilafet iddiasında bulunmadığı anlamına gelmiyor Osmanlıların. Ki babalar gibi Yavuz, Fatih'ten de başlayarak dediğim gibi Kanuni döneminde hele hilafet iddiasında bol bol bulunuyorlar. Yavuz hemen Hadimül Harameyn-i Şerifeyn ünvanını kullanmaya başlıyor. Ki bu halife ünvanı demek. Yani Harameyn-i Şerifeyn'i biliyoruz yani, değil mi? Mekke, Medine'deki şey. Dolayısıyla bir dakika, bu fareyi geri götürmem lazım. Yavuz'dan beri çok güçlü bir şey iddiasını görüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Birazdan da söyleyeceğim. 1774 yılındaki Küçük Kaynarca Anlaşması'nda, ki bunu yine bu modern tarihçiler çok gündeme getirir, İlk defa bir uluslararası anlaşma metninde hilafet ifadesi geçiyor. Osmanlılar bu Ruslarla yaptıkları bir anlaşma var. Kaybediyorlar Kırım civarındaki toprakları. Kaybediyorlar. Yapılan anlaşmada Küçük Kaynarca'da malum. Oradan çekileceklerini falan belirtiyor Osmanlılar. Fakat şöyle bir madde var. Diyor ki halife olduğu için sultan Rus himayesi altında yaşayan Müslümanların da lideridir. Dini lideridir gibi bir ifade var anlaşmada. Buna dayanarak diyorlar ki Halil İnalcık ve takipçileri, görüyorsunuz ilk defa 1774'te geçiyor halife. Daha öncesinde hilafet iddiası yok Osmanlıların diye. Halbuki bunu şöyle yorumlamak bence daha mantıklı. Eğer daha öncesinde böyle bir hilafet iddiası olmasaydı Osmanlıların, zaten bu maddeyi koydurtamazlardı oraya, koydurtmazlardı. Değil mi? Yani bunun bir arka planı olması lazım. Ki bunun olduğunu varsaymasak bile şunu dememiz lazım. Bu anlaşma, yani bu Kaynarca'nın, Küçük Kaynarca'nın önemi hilafetin ilk defa iddia edildiği değil de ilk defa batılı bir devlet tarafından uluslararası hukuka girmesi, kabul edilmesi ve uluslararası hukuka girmesi anlamı çıkabilir ancak. Bu 1774 anlaşmasından demek lazım bence. Nitekim birazdan geleceğim, 20. yüzyılın başlarında Arap milliyetçileri Osmanlı hilafetine karşı eleştirilere başladıkları zaman, yani Osmanlı hilafetinin gayrimeşru olduğunu iddia ettikleri zaman, hiçbiri ilginç bir şekilde bu tören meselesinden bahsetmiyor. Yani Osmanlı'da tören olmadı, dolayısıyla Osmanlılar gayrimeşrudur demiyor hiçbiri. Osmanlılar Kureyşli olmadıkları için gayrimeşrudur diyorlar. Dolayısıyla yani neden? Çünkü tören olmadığı iddiası çok çürük bir iddia. Yani bunu dile getirmelerinin anlamı yoktu. Dolayısıyla kritik olan şey tören değil, etnik ya da kabilevi arka plan meselesidir. Ve Osmanlılar bunun çok erken dönemden itibaren farkındaydılar. Erken dönem derken özellikle Kanuni dönemini kastediyorum. Kanuni'nin bir sadrazamı var, Lütfi Paşa. Onun bir risalesi var. Hilafet üzerine özellikle. Kanuni, çünkü o da iktidara, tahta çıktığı zaman bütün Müslüman liderlere mektup yazıyor hemen. Diyor ki ben Halife-i Uzma'yım. Beni Halife-i Kübra ya da Halife-i Uzma olarak tanıyacaksınız diyor. Halife-i Uzma ne demek? En büyük halife. Yani dedim ya, bir sürü zaten kendine halife diyen lider var. Diyor ki siz öyle diyebilirsiniz, kendi aranızda öyle takılabilirsiniz ama diyor halife, gerçek halife benim ve bana biat edeceksiniz. Bunu talep ediyor ve Arap şeylerden, Kuzey Afrika'dan falan pek değil ama Orta Asya'dan özellikle Türk beylerinden çoğu geri mektup yazarak sana biat ettik diyorlar. Dolayısıyla burada hilafet iddiası çok güçlü bir şekilde vurgulanıyor ama Kureyşilik meselesi de dert Osmanlılar için. Bunu da çözmeye çalışıyorlar. Lütfi Paşa Risalesi bunun bir göstergesidir. Orada anlatıyor işte, yani Kureyşilik 4 halife dönemine mahsustu. Zaten İbn Haldun'un da dediği gibi asabiyeydi falan filan. Gerçi o İbn Haldun'a atıf yok galiba Lütfi Paşa'da. Yok, ona yok. Sonrakilerde var. Bir de 17. yüzyılın başlarında ilginç bir şey oluyor 1620'lerde. Bunu geçen Feridun Emecen Hoca ortaya çıkardı. Bir iki risale buldu. Safavi Devleti çökünce iki tane büyük Müslüman ülke, yani Osmanlı ve Babürler, komşu olma ihtimali ortaya çıkıyor bu iki ülkenin. Yani daha önce arada kocaman bir tampon bölge olduğu için İran. Bunlar ikisi de kendi aralarında halife iddiasında bulunabiliyorlar. Osmanlılar daha çok yapıyor bunu. Babürler çok yapmıyor ama.
Fakat böyle bir ihtimal belirince yani iki tane büyük İslam devletinin olması caiz değil çünkü. Çünkü çok güçlü bir hadis var. O da bir halife varken ya da bir imam varken hadiste bir başkası imamet iddiasında bulunursa onun boynunu vurun diyor Hazreti Peygamber. Çok net yani. Bunun değişik versiyonları da var. O yüzden bunu çözmeleri lazım ulemanın. Ne yapıyor Osmanlı uleması? Yine işte değişik yorumlar, Kureyşilik falan meselesine yorumlar yapıyor. Birkaç tanesi de Osmanlı'ya soykütük uyduruyor. Osmanlıların köken olarak Hicaz'dan geldiğini, dolayısıyla Hazreti Peygamber'le akraba olduklarını, Kureyşilik sorunu olmadığını iddia ediyorlar. Daha Hazreti İsmail zamanında Hicaz'da bulunan işte bir kabile varmış. Onlar savaş yapmışlar Hicaz'da ve kaybetmişler ve sonra Orta Asya'ya doğru kaçmışlar. Osmanlılar da onların torunları falan diyerek böyle bir meşrulaştırma ameliyesi var. Dolayısıyla bu çok yani Osmanlı'nın klasik döneminde bile bu hilafet meselesi ciddiye alınıyor ve iddia ortaya atılıyor. Neyse çok uzatmayayım bu şeyi. Yani dediğim gibi küçük kaynarca anlaşması burada şey kritik bir dönüm noktası uluslararası tanınma açısından Batılılar tarafından. Daha sonra da yani özellikle 18'in sonunda ve 19. yüzyıl boyunca hilafet Osmanlıların çok sıkça kullandığı bir kurum ve sıfat. Sadece Abdülhamit değil, Abdülhamit resmini buraya koydum ama ondan önce de Abdülmecid, Abdülaziz zamanlarında da hem kendileri halife sıfatıyla Müslümanların ihtilaflarına mesela müdahil oluyorlar. Mesela Komora Adaları var Hint Okyanusu'nda, küçük bir ada. Orada Müslümanlar ve Hristiyanlar var ve Hristiyanlar zulüm ediyorlar. Yani Müslümanlara baskı yapıyorlar vesaire. O zaman onlar mektup yazıyor Abdülmecid'e. Diyorlar ki halifemiz ne olur bize yardım et. O da işte müdahale etmeye çalışıyor falan. Ya da işte yine şeyde Doğu Türkistan'da Abdülaziz zamanında oradaki Türk beyleri yardım istiyor. Asker gönderiyorlar vesaire. Yine Abdülmecid mesela şeye ferman yazıyor. Ne derler? Şeyh Şamil'e Kafkasya'da diyor ki ben senin halifen olarak emrediyorum Ruslara karşı isyan et diyor ve ediyor. Yani Rusların başının belası oluyor sonra falan. Çünkü Rus yayılmacılığı çok güçlü. Osmanlı'nın o zamanki en büyük derdi o. 19. yüzyılın ilk yarısında. Orta Asya'da, Kafkaslar'da Ruslara karşı bolca kullanıyor. Ya da mesela daha sonra 1857'de Hindistan'da Büyük Hint İsyanı denilen ya da Hintlilerin Kurtuluş Savaşı adını verdikleri büyük isyan çıkıyor. O zaman İngilizler bu sefer Abdülmecid'e müracaat ediyorlar. Diyorlar ki sen halife sıfatınla bu insanlara mektup yazsan da isyandan vazgeçseler. Filan gibi hani hilafet şeyi bayağı bir kullanılıyor o zaman. Aceh'den de ta yani Endonezya'dan bile Müslümanların böyle talepleri söz konusu. Ama tabii esas olarak hilafeti en sık kullanan Sultan Hamid malumunuz. Hem içeride sentralizasyon politikalarını yani devleti merkezileştirme politikalarını uygulamak için hem de dış konjonktürde denge politikası falan denilen işte şeyi uygulamak için İttihad-ı İslam deniliyor o zaman buna. İslam Birliği politikasını kullanıyor halife sıfatıyla. Ne yapıyor? Mesela Hicaz demiryolu yapıyor. Haccı kolaylaştırıyor. Yani demiryolunu yaptığı zaman hacca gidenlerin sayısı böyle 5'e falan katlanıyor birden. Ve bunların bir kısmı da hacıların bir kısmı özellikle Kafkaslardan gelenler, Hindistan'dan da gelenler Karadeniz yoluyla İstanbul Boğazı'ndan geçerlermiş. Osmanlı gemi sağlıyor onlara Abdülhamit filan. Bunu Arnold Toynbee bir şey diyor yorumluyor. Yani Boğaz'dan geçerken Müslümanlar ta işte Orta Asya'dan gelen, Hindistan'dan filan gelen Müslümanlar halifenin evini, sarayını görsün ve ona daha çok bağlılıklarını arttırsın diye İstanbul'a kadar geliyorlar. Buradan demir yoluyla şeye, Bağdat'ı şeye Hicaz'a gidiyorlar filan. Bunu çok etkin bir araç olarak kullanıyor Abdülhamit. Ve genel olarak da işte İslam dünyasındaki liderlerle de arasını sıkı tutmaya çalışıyor. Şu isimlerini yazdıklarım son 4 halife. Sultan Hamid'den sonra 5. Mehmet Reşat var biliyorsunuz Sultan Reşat. Sonra 6. Mehmet Sultan Vahidettin ve onun yeğeni olan Abdülmecid Efendi son halife. Bunlar bu 4 özellikle son 3'ü hilafetin aslında çöküşe girdiği dönemler oluyor. 19. yüzyılda genel olarak Osmanlı hilafeti, Osmanlı daha doğrusu aydınları hilafeti şöyle meşrulaştırıyorlar. Bir defa diyorlar ki Osmanlı hilafeti ilahi iradenin bir sonucudur. Yani oradan bir yukarıya bağlama şeyi var gene. Allah'ın iradesinin bir sonucudur. Bu başarıları
nasip etmiştir falan. İkincisi miras yoluyla atalarımdan kalmıştır Osmanlı Hanedanı'nın. Dolayısıyla da meşrudur diyorlar. Çünkü miras yoluyla hilafetin devredilmesi artık Emevilerden itibaren meşru kabul ediliyor dediğim gibi büyük oranda. Burada da şey meselesi var, yani yine hilafet teorisine gelirsek, demin atladım orayı. Yani halife nasıl seçilecek meselesi var. Genelde iki tane yol var. Bir tanesi seçim, bildiğimiz seçim yoluyla, ama halkın seçimi değil bu tabii ki. Küçük bir komitenin seçimi yoluyla. Bu komiteye ehlü hallü akt deniyor. Yani hal edenler ve akt edenler. Yani bağlayanlar ve çözenler. Buradan şunu kastediyorlar, yani halife seçme yetkisine sahip olanlar ve halifeyi azletme yetkisine, ama genel olarak teoride halifeyi azletme yetkisi diye bir şey pek konuşulmaz. Yoktur yani, halifeyi azledemez kimse. Bu nereden çıkıyor? İşte Hazreti Ömer'in kendisinden sonra halife olmak üzere bir grup sahabeyi komite olarak belirlemesinden ortaya çıkıyor. Yani aslında hilafet teorisi dediğimiz şeyin çoğu dört halife zamanındaki pratiklerden çıkmıştır. Bu da öyle. Hazreti Ömer diyor ki, Hazreti Osman'ın da dahil olduğu bir grup sahabeye, önde gelen sahabeye tabii ki, siz kendi aranızdan birini seçin diyor. Onlar da Hazreti Osman'ı seçiyorlar. Daha öncesindeki yöntem neydi? Hazreti Ebu Bekir nasıl seçtirdi Hazreti Ömer'i? Direkt atama yoluyla. Dolayısıyla ikinci yöntem de bu. Atama ya da aday gösterme. Atama demiyorlar daha çok, aday gösterme diyorlar. Yani saltanat sistemine dönüşünce hilafet, yani babadan oğula geçmeye başlayınca da bu atama ya da aday göstermeye referansla meşrulaştırılıyor. Mesela ne yaptı Muaviye? Tıpkı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi aslında bir komite atadı oğlu Yezid'i seçtirmek için. Tabii onlar mecburen seçmek zorundaydı, o ayrı mesele, ama böyle biçimsel şeylere de riayet ediyor. Osmanlılar da sürekli bu şeyi kullandılar, mekanizmayı. Ne yaptılar? Mesela cülüs töreni yaptılar. Bir sultan tahta çıktığı zaman, değil mi? Değişik toplum kesimlerinden temsilciler gelip, mesela yeniçeriler, ulema, şu bu, gelip halifeye biat ettiler. Ta ki son halifeye kadar. O ilginçtir. Halife Abdülmecid Efendi, birazdan da geleceğim ona, çok zayıf bir halife olmasına rağmen ve siyasete asla karışmayacağına söz vererek ancak halife seçilmesine rağmen, İstanbul'a gelen bütün heyetler öncelikle ona gidip biat ediyorlardı. Ankara'dan önce. Yani Türkiye'ye gelen heyetler önce İstanbul'a gelir, halifeye biat eder. Sonra Ankara'ya gidip işte Atatürk ve hükümet yetkilileriyle görüşürlerdi. Yani bu biat ya da beyat sistemi son zamanlara kadar yaşadı. Dolayısıyla buna dayandırarak Osmanlı'da, Osmanlı'nın mirasla halife olmasını sultanların bir meşruiyet kaynağı olarak öne sürdüler. Bir de tabii ki siyasi ve askeri gücü, yani şevket kavramı demiştim. Bunu sürekli öne sürdüler. Bir de beyat meselesini sürekli vurguladılar. Yani özellikle ulemanın beyatının ümmetin beyatı anlamına geldiğini, dolayısıyla Osmanlıların tek meşru halife olduğunu söylediler. İlginç bir şey aktarayım buradan. Şemsettin Sami'nin kamusu var biliyorsunuz. Kaçtı onun yayım tarihi? 1890'lardı değil mi? Redaus 1898, o da öyle bir şey. Orada halife maddesi var. Orada kabaca şöyle tanımlıyor. Hilafet, Hazreti Peygamber'e vekalettir ve ehli İslam'a imamettir. Ve şeriatı korumak temel vazifesidir diyor. Hilafeti uzmadır diyor bir de. Yani şey içinde, tanımın sonunda hilafeti uzma tabirini de yine koymuş. Bu da Osmanlıların hilafeti uzma iddiasıyla bunu da destekleyen bir şey. Evet. Sultan Vahdettin, bitiriyorum bu tarihsel akışı hızlıca. Sultan Vahdettin halifelikten azledilince, biliyorsunuz 1 Kasım'da saltanat hilafetten ayrıştırılıyor, saltanat ilga ediliyor ve aynı anda Sultan Vahdettin de halifelikten azlediliyor. Bu dediğim gibi teoride mümkün değil aslında halifeyi azletmek, ama daha önce yapıldığı için bir defa bu seferkinde pek sorun olmuyor. Daha önce kimde yapıldı? Abdülhamit'te yapıldı değil mi? Yani Abdülhamit ulema kararıyla, fetvayla azledilen İslam tarihindeki belki de ilk halife. Biliyorsunuz o zamanki Şeyhülislam falan istifa ediyor. Yani buna, daha doğrusu istifa etmek zorunda kalıyor. Ben böyle bir fetvanın altına imza atamam diye. Kim atıyor imzayı? Birkaç tane ulemadan insanlar atıyor. Bunların içinde en çok dikkati çeken de Elmalı Hamdi Yazır'dır.
Birazdan ondan daha çok bahsedeceğim. Bu arada Elmalı Hamdi Yazır'la ilgili ilginç bir anekdot. Bu güncel şey değil ama bu Fethullah Gülen'in bir kitabı var. Böyle kitapçık gibi bir şeyi. İşte Üstad Bediüzzaman'ın arkadaşları mı ne, öyle bir ismi var. Orada o zamanki yani Bediüzzaman'ın zamanda yaşayan ulemanın kısa kısa hayat hikayelerini yazmış Gülen. Muhtemelen cemaatindeki elemanlara şey okutmak için, yani bu kadarını bilin yeter size anlamında. Orada Elmalı Hamdi Yazır'ın biyografisi de var. Ben kitabı çalışırken onu da okumuştum. Orada aynen şöyle bir ifade var. Elmalı Hamdi Yazır, Abdülhamid'in hal fetvasına yanlışlıkla imza atmıştır diyor. Halbuki Abdülhamid'in muhaliflerinden biri, biliyorsunuz zaten ulemanın çoğu çok muhalif, çok sert muhalefet yapıyorlar. Buna tabii ki Bediüzzaman'ın kendisi de dahil. Değil mi? Yani Abdülhamid pek sevilen bir figür değil. Her neyse, Sultan Vahdettin hal edilince diyor ki, sizin diyor halifeyi hal etme yetkiniz yok. Çünkü halife ümmetin şeyidir, ümmete ait bir makamdır, hilafet. Ümmetin kararı ancak geçerlidir filan. Daha sonra 1924 ilga kararında da aynı şeyi söyleyecek. Abdülmecid Efendi ise 17 Kasım'da seçiliyor. Halife olarak seçiliyor. Önce tabii çağrılıyor. Diyorlar ki, yani Atatürk diyor ki böyle böyle. Halife yapacağız seni ama siyasete zinhar karışmayacaksın. O da tamam diyor. Ve Dolmabahçe Sarayı'nda ona bir sarayda makam veriyorlar. Sembolik hilafet devam etsin diye. Fakat demin dediğim gibi işler öyle gitmiyor ve gelen heyetler İslam dünyası, özellikle Hint Müslümanları bu konuda çok hassas. Önce halifeye biat ediyorlar ve giderek güçleniyor. Artı Türkiye içerisinde de birçok milletvekili ve yani milletvekillerinin çoğu tasfiye edildi ilk mecliste ama sonra da siyasette aktif olan veya işte yazı yazan gazeteciler, entelektüeller diyor ki halife zaten İslam tarihi boyunca pratikte böyleydi, teoride de böyle, devlet başkanı olmalı. Yani bu sakat bir sistem, bunu değiştirelim falan deyince bu tabii daha derin tartışma konusu olacak. Daha sonra bir punduna getirip Atatürk hilafeti ilga edecek. Buraya girmeyeyim, sonra gelirim belki. Şimdi kısaca böyle tarihsel şeye baktık. Birazcık şeyden bahsedeyim, daha asıl konumuz olan kısımdan. Hilafet üzerine yapılan tartışmalar. Tamam mı? Abdülhamid zamanından başlayarak son dönemlerde hilafet nasıl tartışıldı? Bu konuda benim gördüğüm 3 tane temel yaklaşım ortaya çıktı. Abdülhamid'in son zamanlarından başlayarak. Daha doğrusu ilk ikisi vardı o zamanlar. Üçüncü akım sonradan çıkıyor. Birincisine gelenekçiler diyebiliriz. Bunların temel görüşü şu. Halife hem siyasi hem de dini bir liderdir. Daha doğrusu hem siyasi hem de ruhani bir liderdir diyorlar. Yani işi abartarak hilafeti metafizik bir konuma yerleştiriyorlar. Ve hem dünyevi hem uhrevi otoritesinin olduğunu çok güçlü bir şekilde vurguluyorlar. Bunlara gelenekçiler dedim ben. Kim bunlar? Bir sürü isim var aslında sayabileceğimiz. Burada yazdıklarımın dışında da. Mesela İzmirli İsmail Hakkı çok enteresan bir figür. Biliyorsunuz çok büyük bir alim yani. Kelam konusunda Yeni İlmi Kelam kitabı da var. Önemli biri. Ve İttihat Terakki üyesi. İttihat Terakkicilerin birçoğunun zıttına İzmirli İsmail Hakkı hilafet konusunda oldukça gelenekçi bir tavır takınıyor. Sayit Halim Paşa da hakeza. Dağistani Efendi bir Nakşibendi şeyhi. Yani şimdiki İskenderpaşa cemaatinin birkaç önceki şeyhi yani kendisi. Çok önemli bir isim. Onun mesela çok güzel bir risalesi var. 40 hadis daha doğrusu derlemesi. Ehadis-i Erbain fi hukuki selatin diye. 40 tane hadis var şeyde. Bir de başında sonunda kendi Hazreti Ali'den falan sözler de aktarıyor. Bu hadislerin çoğu zayıf hadisler. Ama halifenin konumunu böyle müthiş yücelten, dediğim gibi metafizik alana da taşıyan hadisler. Dolayısıyla bir grup ulema bu hilafet konusunda oldukça hassas. Başka Türkiye dışından da bol bol isimler var. Özellikle Hintlilerin tamamı bu bakış açısıyla bakıyor olaya. Mesela Muhtar el-Ensari var. Ya da Muhtar Ensari kısaca.
Ebul Kelam Azad var. Yine Hindistan ulemasından. Devlet adamı olacak sonra. Milli Eğitim Bakanlığı falan yapacak Hindistan'da. Hakim Ecmel Han var. Müşir Hüseyin Kıdvai var. Seyit Mahmut var vesaire. Bu insanlar Hint Hilafet Hareketi diye bir hareket kuruyorlar 1918-19'da. Temel amaçları Osmanlı Hilafetini kurtarmak. Çünkü bunlar İngiliz sömürgesi olan bir ülkede yaşıyorlar. İngiltere'nin hilafeti yıkmak istediklerinden eminler. Ve Osmanlı Hilafetini kurtarmak üzere örgütleniyorlar. Çok ilginç. Ve birçok Türk ulema ve devlet adamından çok daha fazla uğraşıyorlar Osmanlı Hilafetini kurtarmak için. Ama engel olamıyorlar malum. Sonra aynı ekip, bunlar zaten aynı zamanda Gandhi'nin falan da arkadaşları, Kongres Partisi üyesi çoğu. Hindistan'da siyaset yapıyorlar, dediğim gibi bakanlık falan da yapıyorlar. Daha sonra bunların ikinci kuşağından bir kısmı, hepsi değil ama çoğu, Kongres Partisi üyeleriyle de anlaşamıyor, ayrışıyorlar ve Pakistan'ı kuruyorlar. Yani Pakistan'ın kurucularının kökü bu hilafet hareketinden geliyor falan. Önemli şeyler yapıyorlar. Yani bunlar sadece böyle Hindistan'da olan insanlar değiller. Çoğu Avrupa'da aktifler. İngiltere'de gidip lobi faaliyeti yapıyorlar. Miting yapıyorlar. Hatta Gandhi'yi ikna ediyorlar. Gandhi diyor ki bir yerde, eğer diyor Osmanlı hilafetini yıkarsanız İngilizlere çok büyük bir boykot başlatırım diyor. Tehdit ediyor filan. Ve Osmanlı, yani İngiltere'nin Osmanlı'ya dair yaptığı birçok şeyi de bu şeyler, yani yaptığı işlerde Hintlileri dikkate alıyor ve aslında engelleniyor da bazı şeyler. Neyse, başka mesela Arap entelektüeller de var ya da ulemadan insanlar. Mesela Şeyh Safaihi var, Şeyh Salih Tunusi var. Bu ikisi Tunuslu, Magripli. Kendi bölgelerinde de hilafet şeyleri olduğu için birazdan geleceğim. Onlara karşı çok aktifler Osmanlı tarafında. Ya da mesela işte Habib el-Ubeydi var. Iraklıydı zannediyorum o. Şeyh Salih Yafi var, Şeyh Abid el-Yemeni gibi. Yani Arap ulemasından da Osmanlı hilafeti taraftarı bir sürü insan var. Türkiye'den de tabii başkaları da var. Mesela Mustafa Zihni Paşa diye biri var. Pek bilinmez ama Bağdat valiliği yapmış. Ve müthiş bir kitabı var. Yani çok çok kaliteli bir hilafet üzerine geniş de bir kitap. Gerçekten oradaki bilgi birikiminin şeyini görüyorsunuz yani. Bir valide beklenmeyecek kadar falan. Dolayısıyla gelenekçiler, birazdan da anlatacağım şeyleri, ne yaptıklarını. İkinci grup modernist İslamcılar dediğim grup. Aslında gelenekçiler de tabii ki İslamcılar. Modernist İslamcıların başında tabii ki Elmalı Hamdi Yazır gibi isimler var. Mehmet Akif var. Gerçi Mehmet Akif'in hilafetle ilgili çok müstakil bir yazısı yok bildiğim kadarıyla ama. Ve şurada resmini gördüğünüz Seyit Bey var. En kritik isimlerden biri. Yukarıdaki resim bu arada İzmirli'nin. Ve Arap dünyasından da en önemli isimlerden biri olarak Reşit Rıza var. Bunlar neyi savunuyor? Temel olarak hilafetin dini hiçbir tarafının olmadığını savunuyorlar. Hilafet sadece dünyevi bir otoritedir. Kraldan hiçbir farkı yoktur diyorlar halifenin. Batılı anlamda kraldan hiçbir farkı yoktur. Siyasi otoritedir ya da dünyevi otoritedir. Sekülaristler ne diyor? Üçüncü grup. Onlar ise işte Atatürk ve arkadaşları, daha önce Ziya Gökalp vesaire gibi isimler. Seyit Bey dikkat ediyorsanız gene o grupta da var. Çünkü sonra görüş değiştirecek. Bunların savunduğu görüş ise hilafet sadece ruhani otoritedir diyorlar. Sadece ruhani otorite. Yani papadan hiçbir farkı yoktur. Neden böyle diyorlar? Çünkü ruhani otoritenin siyasi hiçbir gücü olamaz. Olmasın diye zaten. Dolayısıyla bütün tartışmalar bu üç görüş etrafında dönüyor. Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1923-24'te. İlginç olan şu, bu tartışmaların tamamında İslami söylem çok baskın durumda. Yani sekülaristler de dahil olmak üzere bütün hepsi sadece İslami argümanlar yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kur'an'ı bol bol kullanıyorlar, bol bol hadis kullanıyorlar. Kendi işine gelenleri ya da işine geldiği şekilde yorumlayarak ayet ve hadisleri. Efendim, İslam tarihini çok yoğun kullanıyor, özellikle ilk dönem İslam tarihini. Vesaire. Değişik başka benim söylem stratejileri dediğim ve söylem taktikleri dediğim şeyleri de kullanıyorlar. Gelenekçiler, özellikle bu stratejilerden bazıları gelenekçilerin kullandığı, demin dediğim gibi siyasi ve ruhani, uhrevi ya da otorite olmasına sürekli vurgu yapıyorlar. Halifenin meşruiyetinin yalnızca ve yalnızca dinden kaynaklanabileceğini söylüyorlar. Çünkü karşı taraf modernistler, halk
iktidarın, halk hakimiyetinin temel meşruiyet, hatta tek meşruiyet kaynağı olduğunu vurgulayacaklar. Ve tabii sürekli bu gelenekçiler halifeye itaatin farz olduğunu da vurguluyorlar. Hatta bazen bir söylem tekniği olarak bazıları, mesela Ziyaeddin Efendi'nin şeyinde var, çok net ve sert bir hiyerarşi, ontolojik hiyerarşi kuruyorlar. Demin ki ilk başta zikrettiğim ayete atıfla da. Diyorlar ki Allah, peygamber, halife, bu üçü arasında bir itaat zinciri var ve temsiliyet zinciri var. Yani peygamber Allah'ın temsilcisi, halife de peygamberin. Dolayısıyla halife Allah'ın da temsilcisi, zillullah fil arz deyip ona itaatin farz olduğunu ve imandan bir cüz olduğunu sıkça vurguluyorlar. Yani halifeye itaat etmemenin imanı da tehlikeye atacağını en azından söylüyorlar. Yine Şeyhülislamlık da uzun süre tartışılıyor, oralara giremeyeceğim ama Şeyhülislamlık tartışması da önemli. Özellikle İzmirli ile Elmalılı arasında çok önemli bir Şeyhülislamlık tartışması var. Çünkü demin dediğim gibi Şeyhülislam kabine üstü kabul edilirken İttihat Terakki'nin o 1909'daki yaptığı şeylerden sonra anayasa tadilleri yapılıyor Abdülhamit'i zayıflatmak için. Bir de Şeyhülislam'ın konumu da bakanlık konumuna indirgeniyor ve kabine üyesi oluyor Şeyhülislam. Üyesi olmalı mı olmamalı mı mecliste bunlar tartışılırken dışarıda ulema da tartışıyor falan. Hani burada da gelenekçilerin temel vurgusu Şeyhülislam ulemanın başı değildir sadece. Halifenin vekili olması hasebiyle aslında bütün ümmetin de başı sayılır gibi çok böyle yüksek bir makama koyuyorlar. Ve meclisin iradesinin üstünde olduğu konumunu vurguluyorlar. Modernistler ise dediğim gibi sadece dünyevi otoriteye indirgiyor halifenin yetkisini. Ve halifenin meşruiyetinin de dini olmadığını, halk iradesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Burada bununla beraber çok vurguladıkları bir argüman da özellikle Seyit Bey'in teorize ettiği bir argümandır. Hilafet vekalet ise ümmetin vekaletidir bu. Dolayısıyla ümmet ya da onun temsilcileri olan mebuslar, meclis üyeleri, halifeyi atayabilir de azledebilir de. Zaten Abdülhamit'in azledilmesi bu şekilde meşrulaştırılıyor. Hatta Seyit Bey çok kaliteli bir fıkıh alimi. Kendisi çok derin bir alim hakikaten. Medhal kitabı çok meşhurdur. Yani usulü fıkha giriş kitabı. Bir de bu usulü fıkıh kitabı diye de 1915'te galiba yazdı. Orada hilafet babı çok önemlidir. Orada çok enteresan bir şey yapıyor. Diyor ki fıkıhta zaten akit teorisi diye bir şey var. Yani normal gündelik hayatta kullandığımız ekonomik alışveriş, sözleşme teorisi. Diyor ki zaten hilafet teorisi de bunun bir türevidir. Dolayısıyla akit ve vekalet tabii ikisi beraber. Gündelik hayattaki akit ve vekalet teorisindeki bütün hükümler hilafet için de geçerlidir. Mesela müvekkil vekilini azledebilir diyor hemen. Çünkü geçici olarak ona o temsil etme yetkisini vermiştir. Akit de sadece geçerlidir. Dolayısıyla görev süresi biterse ya da hoşnut olmazsa vekil kılan azledebilir falan gibi böyle bir çok sofistike argümanlar fıkıh usulünden falan devşirerek şey yapıyor. Ben çok basite indirgeyerek anlattım ama önemli bir isim Seyit Bey. Daha sonra hilafetin kaldırılmasında da neredeyse tek başına meclisi ikna ediyor. Efendim? Yazılıyor tabii bol bol. Yani bu modernist İslamcılar ilk dönemde gelenekçilere bir sürü eleştiri yöneltirken sonra zaten 1920'den sonra özellikle hatta 18'den sonra bu gelenekçiler kalmıyor. Yani onların güçten düşüyorlar. İttihat Terakki tarafından tasfiye falan da ediliyorlar. Bu sefer mücadele gelenekçiler, modernistlerle sekülaristler arasında devam ediyor. Yani modernistler İslamcı oldukları için Elmalı Hamdi Yazır artık çok konuşmuyor bu konuda ama daha Hoca Halil Şükrü gibi Lütfi Fikri falan gibi isimler de var. Bunlar diyorlar ki yani halife zaten devlet başkanı. Yani siz ruhani otorite olarak göremeyiz. Zaten şeyin de temel metinlerinden biridir Elmalı Hamdi'nin. İslam'da ruhbanlık yoktur makalesi ya da risalesi. Keşke şeyi getirseydim unuttum. Hilafet risaleleri var biliyorsunuz bu buradan çıkan 6 ciltlik. Bütün o 6 ciltte bu tartışmaların %90'ı vardır. O okumak isteyenler için. Orada da işte La Rahbaniyete fil İslam hadisinden çıkarak Elmalılı Şeyhülislam'ın konumunu aşağı indirmeye çalışıyor idi.
Dolayısıyla mücadele her zaman var ama esas burada ben sadece görüşleri aktarıyorum. Mücadelenin kazananı siyasetin kazananın tarafındakiler oluyor her zaman. Dolayısıyla diyorlar ki siyasette bir işi yoktur, siyasete karışamaz falan demeye getiriyorlar sonunda. Ama burada dediğim gibi en ilgi çeken taraf bütün bunların sadece İslami argümanlarla tartışılması bu konunun. Neden böyle diye soracak olursanız benim gördüğüm 3 tane sebebi var. Daha doğrusu tek sebep var ama onun 3'ü şeye de bölebiliriz. Bir tanesi ve en önemlisi İslam'ın meşruiyet kaynağı, tek ve en güçlü meşruiyet kaynağı olması. Yani söylediğiniz bir sözün ya da yaptığınız bir argümanın meşru olabilmesi için mecburen İslami kaynaklara atıf yapmanız lazım. Oradan meşruiyet devşirmeniz lazım. O yüzden mesela Atatürk'ün konuşmalarına bakarsanız, birazdan birkaç alıntı yapacağım. İnanılmazdır. Yani 1923 öncesindeki bütün konuşmalarını yani ulemadan bir farkı yoktur aslında. Zaten birçok metni de Seyit Bey yazmıştır. Ulemanın üslubu zaten çok nettir orada. Tamamen İslami şeylerle konuşur. Hatta bugünkü birçok ilahiyatçının da pek kuramayacağı cümleler kurmuştur Atatürk yani. Hilafeti överken, daha sonra yererken de. İkinci sebep, yine bu birincisinin devamı olan mobilizasyon meselesi. Yani ya da seferberlik diye çevirebiliriz bunu. Yani bir projeniz varsa, bunu İsmail Kara Hoca da vurgular kitaplarında. Bir projeniz varsa, siyasi bir projeniz. Ki mesela hilafeti zayıflatmak ya da güçlendirmek, Şeyhülislam'ın konumunu değiştirmek falan bunlara dahil. Ya da kanuni değişiklikler. Eğer böyle bir derdiniz varsa yapacağınız şey insanları ikna etmek için ya da peşinizde takmak için yapacağınız şey yine İslam'a müracaat oluyor. Başka bir çareleri yok o dönemdeki insanların. Mesela vaktimiz olsa Abdullah Cevdet'ten falan alıntılar verebilirdim size. İnanılmaz İslami argümanlar yani. Abdullah Cevdet ki ateizmin değil mi en önemli temsilcisi falan kabul edilir. Efendim üçüncüsü de alternatifin olmaması. Yani İslam'dan başka meşruiyet kaynağı yok o dönemde. Türkiye topraklarının. Bütün İslam dünyasında da aslında genelde böyle. Ben bu arada başta söylemeyi unuttum. Bu ince tartışmalar konusunda yani tartışmalardan bahsederken incelediğimiz alan sadece Türkiye değil. Arap Yarımadası'na da baktım, Kuzey Afrika'ya da baktım. Bir de Hint, zaten Hintli Müslümanlara da baktım. Dolayısıyla İslam dünyasının çoğunu temsil ediyor aslında ki buradaki temsil tartışmalar ve taraflar. Sosyalizm yok mesela. Osmanlı'da bir meşruiyet kaynağı olabilecek. Bir sosyalist hareket çok cılız bir şekilde var ama güçlenemiyor. Ya da milliyetçilik mesela batıda olan bu tür şey kaynakları yok. İslam'a alternatif. O yüzden de mecburlar bu İslami söylemi kullanmaya. Fakat orada bir şey daha söylüyorum dikkat ederseniz. İslami söylemin kendisi de sekülerleşiyor zaman içerisinde. Bunu her grup, yani her bir grup yapıyor bunu. Yani onların bu söylemi tartışmalardaki dili giderek sekülerleşiyor. Nasıl oluyor? Mesela İslam'da daha önce hiç olmamış dini ya da siyasi ve ruhani ayrımı yaparak oluyor. Bunu hepsi yapıyor. Gelenekçiler de dahil olmak üzere. Halifenin ruhani liderliğini vurgulamak isterken. Dolayısıyla aslında bu dini uhrevi ya da dünyevi uhrevi, dini dünyevi falan gibi ayrımlar biliyorsunuz sekülerizmin temel ayrımları yani bunlar. İkincisi batılı kavram ve kurumlar İslamileştiriliyor. Yani İslami meşruiyet sağlanıyor bunlara. Nedir mesela en önemlisi tabii ki meclistir. Ya da seçim sistemidir, anayasadır. Bütün bunlar şura ve meşveret kavramı etrafında meşrulaştırılıyor ve içselleştiriliyor. Ya da mesela demin zikrettiğim ehli hallu akt kavramı. Yani halifeyi seçme yetkisine sahip olanlar kavramı otomatikman milletvekilleri olarak tercüme ediliyor sonraki dönemde. Mesela bu Reşit Rıza'da vardır, başkalarında da vardır. O size gönderilen metni okuduysanız, tavsiye edilen metni bunu görmüşsünüzdür. Üçüncü şey de yani sekülerleştirme söylemi yolu da özellikle bunu modernist İslamcılar yapıyor. Ve sekülaristler de bunu daha az da olsa yapıyor. Dini, yani İslam'ı tarihselleştirme diyebileceğimiz bir şey. Yani dini hükümleri, buna Kur'an ve sünnet nasları da dahil, tarihsel bağlama göre sadece yorumlama fikri çok yayılıyor. Bunu mesela zamanın ilcatı diye bir kavramla meşrulaştırıyorlar ya da işte medeniyetin gerekleri falan da bazen kullanıyor. Yani mesela Ziya Gökalp bunu çok yapar ya da Elmalılı bile çok yapar.
diyor ki zamanın ilcatı gereği bu ayeti şöyle anlamamız lazım, bu hadisi böyle anlamamız lazım falan. Dolayısıyla yani burada tarihsel durum ve şartlar daha öncelik kazanıyor. Hatta Ziya Gökalp'te bu o kadar ileriye varıyor ki onun bir içtimai usulü fıkıh teorisi vardır. Ona şimdi giremeyeceğim, vaktim yok. Orada bunu çok net bir şekilde kendisi savunuyor zaten. Hilafetin merkez şeyinde, topraklarında özellikle Türkiye'deki gruplaşma böyleydi ama hilafetin çevresinde yani özellikle de Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da gruplaşma biraz farklı. Çünkü orada bir emperyalizm ve sömürgecilik durumu var. Yine tarihsel şey önemli. Yani İngiltere işte birçok yeri işgal ediyor, Fransa işgal ediyor İslam topraklarını falan ve kendi kukla halifelerini bunlar kurmak istiyorlar. Buna karşı Osmanlı taraftarı olan ama hilafetin çevresinde görevli olan ki bazıları bunlar teşkilat-ı mahsusa üyesi, yani Osmanlı gizli servisi üyesi, Mehmet Akif gibi ya da işte diğer Abdülaziz Çaviş gibi isimler. Bunlar Osmanlı'yı savunuyorlar, Osmanlı hilafetini savunuyorlar. Çünkü en büyük tartışma konularından biri bu hilafet meselesi çevrede. Arap milliyetçileri ve onların da bol bol malzeme ödünç aldığı Avrupalı basın ve müsteşrikler Osmanlı hilafetinin gayrimeşruluğunu savunuyorlar. Buna karşı şeyler de Osmanlı taraftarları da dolayısıyla Osmanlı'nın meşruiyetini İbn Haldun'a da atıfla, o asabiye teorisine atıfla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Fazla uzatmayacağım. Vaktim maalesef bitti. İyi kullanamadım. İngiltere dediğim gibi resmini gördüğünüz Şerif Hüseyin'i ki o zaman Osmanlı'ya karşı isyan başlatmadan önce Mekke Şerifidir. Bir Osmanlı kurumudur bu da. Şerif sülalesinden yani Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğine inanıldığı için oradaki dini liderlik vazifesini buna vermiştir Osmanlı ama hiçbir zaman Osmanlı'nın Hicaz valisi kadar güç elde edememiştir Şerifler. Neyse İngiltere ile anlaşıyor Şerif Hüseyin ve Osmanlı'ya karşı isyan ediyor malum. Burada kritik şeylerden bir tanesi yine hilafet. Yani İngiltere açıkça söz veriyor Şerif Hüseyin'e. Yazışmalarında ve sözlü olarak da seni halife yapacağız diye. Buna karşı Fransa da boş durmuyor. Fransa Maghrib'i işgal etmiş durumda ya da orada sömürge kurmuş durumda. Zaten nasıl olsa halife Osmanlı hilafeti, Doğu hilafeti diyor onlar, çökecek. İngilizlerin karşısına biz de kendi halifemizi çıkaralım diye o zamanki Fas Sultanı Yusuf'a teklif ediyorlar. Zaten adam kukla vaziyette orada. O da kabul ediyor ama sonra vazgeçiyorlar. Fransızlar bu plandan vazgeçiyorlar. Sykes-Picot anlaşmasını yapınca İngilizlerle. Biraz Atatürk'e şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. Atatürk'ün tavrı çok ilginç. Bu sekülerislerin genel tavrını da yansıtıyor ama şey olarak da görmemiz lazım. Yani Türkiye'deki İslam-modernite ilişkileri açısından da bence önemli bir konu bu. 1923'ün ortasına kadar neredeyse Atatürk hilafetin aleyhine tek bir söz söylemiyor. Tam tersine hilafetin sürekli çok ne kadar yüce bir makam olduğunu, özellikle saltanatın kaldırılması sürecinde bunu sürekli vurguluyor. Kendi liderliğini yaptığı milli mücadelenin bir cihat olduğunu vurguluyor. Efendim İstanbul'dan bahsederken Makarr-ı Hilafet diyor. Yani hilafetin merkezi ya da başkenti diyebiliriz. Evet. Fakat daha sonra 1923'ün ortasında ne oluyor? Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkıyor. Atatürk'e ve CHP'ye, o zaman CHF sonradan kurulacak ama en ufak bir eleştiri getiren insanın cezası idam oluyor. O yüzden rahatça gerçek görüşlerini söylemeye başlıyor. Biraz alıntılarla örnek vereyim. Bakın bu 1920'de 23 Nisan'da meclis açıldığı zaman meclis başkanı seçiliyor malum aynı gün ve yaptığı konuşma. İnşallah Padişah-ı Alem Penah Efendimiz Hazretlerinin sıhhat ve afiyetle ve her türlü kuyudat-ı ecnebiyeden azade olarak yani her türlü yabancı baskısından diyelim azade olarak ki Vahdettin'i kastediyor burada. Taht-ı Hümayunlarında daim kalmasını eltaf-ı ilahiden tazarru eylerim. Yani Allah'ın lütfundan dilerim diyor. Bu söylev ve demeçlerde var, kaynak verdim. Yine 3 gün sonra 23 Nisan'dan İstanbul'a çektiği telgraf. Akdes padişah ve halifemiz. Akdes ne demek? En kutsal, en yüce. Kutsal yani aslında dini bir şey.
Düşman askerleri vatanımızda durdukça cihadımıza devam edeceğiz. Padişahımız kalbimiz hissi sadakat ve ubudiyetle, kulluk duygusuyla yani, dolu. Tahtınızın etrafında her zamandan daha sıkı bir rabıtayla toplanmış bulunuyoruz. İçtimaının ilk sözü halife ve padişahına sadakat olan Büyük Millet Meclisi. Bakın bu önemli çünkü 1919'dan itibaren, yani milli mücadelenin başlamasından itibaren tek yani meşrulaştırma sözü hilafeti ve hilafetin makarı olan İstanbul'u kurtarmaktır. Milli mücadelenin meşruiyeti buradan gelir yani. Ve halifeyi yabancı şeyinden esaretinden kurtarmak. İlk bu sözü halife ve padişahına sadakat olan Büyük Millet Meclisi son sözünün yine bundan ibaret olacağını Sütte-i Seniyelerine en büyük tazim ve huşuyla arz eder. Falan. Burada koyamadığım ama Hilafet Risale'nin 5. cilinde olan müthiş bir konuşması vardır Atatürk'ün. Osmanlıcası olanlar onu da okusun. Böyle bir 5-6 sayfalık uzun bir şey. İşte Seyit Bey yazdı çok büyük ihtimalle. 1 Kasım günü yani saltanatın kaldırıldığı oylamanın hemen öncesinde yaptığı bir konuşma. Yani deyme ulemanın yapamayacağı konuşma. İslam tarihini hatta Hazreti Adem'den alarak bir tarih felsefesi çizer. İnsanlığın çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, gençlik dönemi, olgunluk dönemi vardır der. Hazreti Peygamber olgunluk döneminin başlangıcını temsil eder der. Efendim orada Hazreti Ömer'le Muaz bin Cebel arasındaki konuşmaları aktarır falan. Acayip ayrıntı yani. Sözü getirir der ki halifeliği yani hilafet gibi yüce bir kurumu daha da güçlendirmemiz için saltanattan ayırmamız lazım noktasına getirir falan. Çok ilginç bir konuşmadır. Fakat dediğim gibi 1923 ortasında olay değişecek. Biraz hızlanıyorum. Meşhur bir İzmit'te yaptığı gazetecilerle kapalı bir basın toplantısı vardır. Orada çok net ifadelerini görüyoruz ki bunu Nutuk'tan aldım ben. Nutuk da bunları yazar. Şöyle diyor orada bir gazetecinin sorusu üzerine. Diğer bir prensip, şer'an dinen hilafet diye bir şey yoktur. Malum haliniz bir defa peygamberin kendisi demiş ki benden 30 sene sonra krallıklar olacak. Görüyor musunuz? Hala anti-hilafet söylemi bile İslami meşrulaştırma. Bu bir hadistir. O halde hilafet vardır, hilafet olacaktır, hilafet devam edecektir demek hadis-i nebeviye mugayir bir şeydir. Mugayir bir şeyin tahakkukunu talep etmek demektir. Burası çok ilginç ve zaten peygamberin vefatından sonra halife intihabı seçimi için hiçbir kimsenin kafasına bir fikir gelmemiştir. Hilafet emarettir, emirdir diye bitiriyor. Şimdi bu son ifadesi yani hiçbir kimsenin aklına bir şey gelmemiştir ifadesi aslında tarihsel gerçekliğin tamamen ters yüz edilmesidir. Çünkü çok bilinen bir gerçektir ki Hazreti Peygamber daha defnedilmeden seçilmiştir Hazreti Ebu Bekir. Yani hilafet seçimi defin töreninden bile ya da defin işleminden bile daha önemsendiği için önce seçilmiştir. Hatta Hazreti Ali biliyorsunuz defin işlemleriyle uğraştığı için katılamıyor falan filan. Oradan da bir hikaye çıkıyor. Her neyse son bir alıntı yine aynı basın toplantısından. İşte bizim meclisimiz ve onun muhtemedi olan zevattan mürekkep olan hükümet heyeti şer'in tamamıyla emretmiş olduğu bir şekilde ve mahiyettedir. Yani bizim hükümetimiz şeriat hükümetidir bugünkü şey tabiri diyor. Zaten biliyorsunuz 1924 anayasasında da yani hilafetin kaldırılmasından sonra yapılacak anayasada da İslam devleti ifadesi geçer. Buna nazaran başkaca bir makamı hilafet mevzu bahis olabilir mi? Efendiler, milletimiz kurduğu yeni devletin mukadderatına, muamelatına, istiklaline, ismi halife olsun, padişah olsun, ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettirmez. Yani ben ettirmem diyor. Allah da böyle bir şeyi emir buyurmamıştır. Bu itibarla millet tamamen Allah'ın emrettiği gibi kurduğu devleti ve onun istiklalini muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir falan. Yani zaten biz İslam devletiyiz, ayrıca bir de hilafet kurumuna gerek yok diyor. Başka buna yan argümanlar falan da ekleniyor daha sonradan ama temel olarak hilafetin kaldırılmasının meşruiyeti bu. Deyip burada bitireyim.